Alara Aksoy, 25 yaşında zorunlu seks işçiliği yapan bir trans kadın. Geçtiğimiz günlerde sokakta çalıştığı esnada 5 kişi tarafından kaçırılarak kendisine tecavüz ediliyor. Bir kişi geldi aracıyla. Aracıyla önce biz anlaştık kendisiyle. Anlaştıktan sonra gittik, ilerledik. İlerledikten sonra biz aracın arkasına geçerken birden bir kapı açıldı, aracın kapısı. 5 kişi silahlarla başıma silah dayadılar. Ondan sonra beni yere yattırdılar. Çantamı elimden aldılar. Başakşehir'de Gölcük diye bir köy var. Ormanlığa götürdüler beni işte. Alara Aksoy yaşadığı o zorlu geceyi anlatırken o korku ve acıyı halen yaşıyor. Orada darp edildim. Birkaç tane tekme vurdular bana. Hakaret, küfür. Üstümdeki bütün kıyafetleri aldılar. Ateşe verdiler, ayakkabım dahil. Silah dayadılar başıma. Tek tek seninle ilişkiye girecek. Bizi memnun etmesen seni böyle böyle yapacağız. Onların dediğini kabul etmek zorunda kaldım. İstemeyerek ilişkiye girdim onlarla. Çok zordu tabii. Tecavüz mağduru kadına Gölcük köyünün çobanı yardım ediyor. Kendi kıyafetlerinden veriyor ve polisi arıyor. Arnavutköy Polis Merkezi'nde 1,5 gün kalan Alara Aksoy, kendisine ne ekmek ne de bir bardak su verildiğini söyledi. Ama ben 1,5 gün orada kaldım. 1,5 gün içinde bak açtım. Mesela benim üstümde param yok, telefonum yok, hiçbir şeyim yok. O konuda ilgilenmediler yani. Demediler yani aç mısın, susuz musun? Avcılar ve Beylikdüzü'nde yaşayan trans kadınlara yönelik bu gasp ve tecavüz şiddeti yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde o bölgede zorunlu seks işçiliği yapan trans kadınlar bu olayların artmasının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak bir sonuç alınmamıştı.